Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda, malumunuz bugün çok önemli bir gün. Bundan tam 50 yıl kadar önce Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkına uygulanan zulme Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlı Türk Ordusu artık dur demişti ve Ayşe bundan tam 50 yıl önce tatile çıkmıştı. Bu vesileyle bugünkü ilk konu başlığımıza geçmeden Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden, şehadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Allah'ım hepsinden razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ona gideceğiz. Daha sonrasında ise tabii adanın bir tarafında sevinç vardı bizim tarafımızda. Diğer tarafında ise yas tutulmaktaydı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve sözde adanın Rum lideri. Onlar da bugüne ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. İsterseniz ilk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar karşımıza bir gelsin. Daha sonrasında ise Yunanistan tarafına gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan anma törenlerine katılmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan dedi ki, bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece olumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılamaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur. Biz Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız demişti. Hemen devamında Mitsotakis'e de seslenmişti Cumhurbaşkanımız Erdoğan. İşte geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Mitsotakis ile yurt dışında bir araya geldik. Artık NATO Liderler Zirvesi'ni kastetmekte. Kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde bizlere sataşma yapmazsın dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Düşünmüyorsan mesele yok dedik. Yola devam diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklamalarını sonlandırmıştı. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Bu normal bir cümle değildi kıymetli dostlar. Bu söz kime ait biliyor musunuz? Heraklitos. Yunan filozofun sözüyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan Yunanlara efsane bir cevap verdi. Hemen şimdi defterin bu tarafını kapattık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önemli açıklamaları bu şekildeydi. Dedim ya hani bir tarafta düğüm var bir tarafta yas diye. Kıymetli dostlar, Mitsotakis Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sanki dediklerini dikkate almış gibi kısa bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki işte bizim için oldukça zor bir gün. Bugün yas günündeyiz. Neleri yanlış yaptığımızı önümüze koyup düşünme vaktidir dedi Mitsotakis. Ama hemen devamında sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin lideri o sert açıklamalarda bulundu bugün. Detaylar bir karşımıza gelsin. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde lideri Christotoles Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel dedi ki, görevimiz daha bitmedi. Görevimiz Kıbrıs'ın özgürleştirilmesi, birleştirilmesi ve Kıbrıs sorununun çözülmesi. Sayın Erdoğan ne derse desin, Türkiye insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Bugün bizim için zor bir gün. Türk işgali üzerinden yarım asır geçti. Yarım asırdır barbar Türk işgalinin sonuçları altında yaşıyoruz. Türkiye bölgede gerçekten güvenlik ve istikrar istiyorsa, Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak istiyorsa o zaman ne yapması gerektiğini de biliyor diye Christotoles açıklamalarını sonlandırmıştı. Son cümleyi duydunuz mu kıymetli dostlar? Türkiye Avrupa Birliği'yle yakınlaşmak istiyorsa ne yapması gerektiğini de biliyor demişler. Sözde Rum lider bir de bize Avrupa Birliği'ne eğer girmek istiyorsan işte bizim istediklerimizi yapmalısın diye tehdit ediyor. Ellerindeki en güçlü koz bu kıymetli dostlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne gireceğim diye Kıbrıs'taki hak ve menfaatlerinden vazgeçeceğini düşünüyorlar onlara göre. Gerçekten de komik açıklamalardı. Şimdi tabii sabah saatlerinden beridir yaşanan gelişmeleri şöyle takipteyim. Yunan basınında haller havalar nasıldır? Baktığımızda ise Yunan basını yani tam anlamıyla şu an kudurmuş vaziyette. Yunanlıların atmış olduğu başlıklar gerçekten de birbirinden fena. Diyorlar işte. İşte özellikle Milli Savunma Bakanlığımızın dün paylaşmış olduğu bir video vardı. Efsane bir video. İşte bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansın gelebilirim yazmıştı Milli Savunma Bakanlığımız X paylaşımına. O paylaşımda da videoda işte deniz kuvvetlerimiz işte botundan tutun fırkateynlerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çıkartma yapmaktaydı. Tabi Yunanlılar da bunu görünce işte
İşte Türkler bize neyi anlatmaya çalışıyor? İşte Türkler tekrar adanın geri kalan kısmını da mı işgal edecekler? Türklere karşı bir şeyler yapmalıyız diye bu tür başlıklar atmışlardı. Son olarak da mesela Milli Savunma Bakanlığımız yayınlamış olduğu videonun son kısmına bir de Fatih Sultan Mehmet Han'ı koyunca Yunanlılar iyice deliye döndü. İşte Konstantinopolü fetheden Fatih Sultan Mehmet'i koyarak da bize mesaj veriyorlar diye bu şekilde yorumlamalar yapmışlardı. Yine sosyal medya haberlerinde de Kıbrıs'a ilişkin 3-5 haberi sizlere aktaracağım. Fakat onun öncesinde kıymetli dostlar, bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde çok önemli bir habere gideceğiz. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın milli motoru desem ne dersiniz? Hepiniz heyecanlandınız değil mi? Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın motorunu üreten şirketin genel müdürü, TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'ten önemli açıklamalar var. Satır başlarını sizler için bir güzel derledim. Detaylar şu an sizlerle. TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit son yapmış olduğu açıklamasında Kaan motorunun kavramsal tasarım aşamasında bir yarışma düzenlendiğini ve 13 kişiden oluşan hakem heyetinin TEİ imzalı tasarımı seçtiğini belirtti. Yarışmada ayrıca motorlardan bir tanesinin yabancı bir ülke tasarımı olduğunu da belirtmişti. Yani Türk tasarımları yabancı ülke tasarımına geçmişti. Bunu anlatmak istiyordu Mahmut Faruk Akşit. Hemen devamında da her zaman söylüyorum, 5. nesil uçak motoru yapmak nükleer bomba yapmaktan daha zordur. Örneğin Pakistan'ın nükleer bombası 50 yıldır var. Uçak motoru var mı? Yok. Kolay olsa hemen yaparlardı. Hindistan'la sürekli savaş halinde. Peki Hindistan'ın var mı? Onun da yok. Hindistan bir proje başlattı. 17 yıl sürdü. Motoru başarıyla çalıştıramadıkları için kapattılar projeyi demişti. Devamında Anka 3 ve Kızıl Elma projelerinin motorlarından da bahseden Mahmut Faruk Akşit, Anka 3 için art yakıcısız TF6000, Kızıl Elma için ise art yakıcılı TF10000 motorlarının kullanılacağını söyledi. Aynı çekirdekten iki motor geliştiriyoruz. Anka 3 tasarımı gereği süpersonik uçamaz. Ağır uçacak, az yakacak, görünmez olacağı için ona art yakıcısız TF6000 vereceğiz. Ama Kızıl Elma süpersonik uçağı için ona art yakıcılı TF10000 lazım. Artık devletimiz hangi motoru isterse yapabilecek durumdayız demişti. Milli Muharip Uçağın motoruna çalışıyoruz. Herkes soruyor bitti mi diye. Daha bitmedi, daha yolumuz var. Çünkü bunların içinde en zoru o. Bu gördüklerimizin şimdiye kadar yapılan motorların belki 3 kat daha zoru. Teknolojinin ucu artık. Dünyada o teknolojiye sahip 2 ya da 3 motor var. Birisi Amerikalılarda F-22 Raptor'un motoru. Bakın F-35 satıyorlar. F-22 satmıyorlar kimseye. İsrail dahil kanun var satılmaması için. Birisi de Rusların Sukhoi'si. Biz yapabileceğiz bunu. Yapıyoruz ama kısa sürede mi? Hayır diye açıklamalarını sonlandırmıştı Mahmut Faruk Akşit. Şimdi bana sorsanız Türkiye'deki çalışan, kamu çalışanları arasında üzerinde en büyük stres olan, üzerinde en büyük sorumluluk olan ve beklenti olan kişi kim diye sorsanız vallahi billahi ben yani Sayın TEİ Genel Müdürümüz Mahmut Faruk Akşit'i, Mahmut hocamızı yani ilk sıralara yazarım. Adamdan beklenen şey hiç kolay bir şey değil. Milli Muharip Uçak Kaan'ı geliştirmek, uçurtmak evet zordur ama yani gerçekten de bu motor mevzusu adamın dedikleri yani noktası virgülüne kadar haklı. Motor işi biraz zordur ama motor artık bu işin final kısmıdır. Motoru hallettikten sonra artık kim ne derse desin yani aslında her şeyi halletmiş oluyoruz. Sabır diyelim, önemli ve güzel açıklamalardı. Tekrardan projede emeği geçen mühendis, teknik personel, çaycısına kadar tüm personellerimizden Allah'ım hepsinden razı olsun diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dervişoğlu Türk Yıldızları'nı makamında ağırlamıştı. Tabii ilginç görüntülerde karşımıza çıktı. Türk Yıldızları gösteri ekibinin makam sizin, burası sizin eviniz diyerek karşılamıştı Dervişoğlu. Gerçekten çok sıcak dakikalardı ve ayrıca Sayın Dışişleri Bakanı'nın duvarında da Türk Yıldızları'na ait bir poster bulunmaktaydı. Kıymetli dostlar, Göktürk bir uydumuz ne kadar kaliteli artık bu fotoğraftan sonra siz karar verin. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüyle Göktürk 1 uydusundan çekilen bu uydu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Drone kaldırsanız belki bu kadar net bir görüntü elde edemeyebilirsiniz. Bugün mesela bazı görünmeyenleri de göstereyim mi sizlere Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin? Hani dedik ya 50. yıl dönümü büyük Kıbrıs Barış Harekatı'nın. Kıymetli dostlar, adadaki soydaşlarımız destek gelmeden önce, Barış Harekatı başlamadan önce Yunan EOKA çetelerine karşı çok çetin, çok cesur bir mücadele vermişti. Aşağıdaki fotoğrafta
ise Kıbrıs Türklerinin kendini savunmak için su borularından yapmış olduğu silahları görmektesiniz. Görmüş olacağınız üzere hani o kadar imkansızlık varmış ki buna rağmen kendilerini savunmak için su borusundan silah dahi yapmışlar. Görüntüleri hep birlikte gördük. Eminim ki sizler de duygulanmışsınızdır. Hani 50 yıl önce atalarımız o kadar imkansızlık yani su borusundan silah yapmışlar. Gerçekten de hani iyi ki yavru vatana yetişmişiz. İyi ki soydaşlarımızı, iyi ki Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerimizi orada kaderlerine terk etmemişiz. Bu da aslında dönemin yöneticilerine bir teşekkür etmemiz için bir sebeptir aslında. Mesela bugünkü videoyu bitirmeden ben özellikle son kısmı ayırdım. Dedim ya harekat kararını almak hiç kolay değildi diye. Niye? Büyük devletler Akbaba gibi bizi bekliyordu. Biz sürekli dillendiriyorduk o dönemlerde. İlla ki takipçilerimiz daha iyi bilecektir benden yaşça büyük olan abilerimiz ama yani Akbaba gibi bekliyorlardı. Türkiye bir harekat yapsa da Türkiye'nin üzerine çullansak diye. Ambargolar, siyasi baskılar, işte silah satmamalar, çeşitli çeşitli baskılar. Ama Türk devleti ne yaptı artık? Yeter dedi. Ayşe tatile çıktı bundan 50 yıl önce. İyi ki de çıktı. Mevzunun bu tarafı bir başka. Tabii o zor günlerde kimler yanımızda oldu? O da çok önemliydi bence. Bugün sosyal medyada pek karşıma çıkmadı. Ulusal basında da çıkmadı ama Kaddafi'nin önemi çok büyüktü. Eski Libya lideri Kaddafi'den bahsediyorum. Aslında hikayeyi birçoğunuz biliyor. Ama bilmeyenler için şöyle üstünden tekrardan bir geçelim. Sizler için önemli bir Kaddafi bilgiseli buldum. Kaddafi Kıbrıs Barış Harekatı'nda belki de tüm dünya Türkiye'ye bir ambargo uygularken nasıl Türkiye'ye yardım etti hep birlikte öğrenelim. Şu an haberimiz sizlerle. Bundan yaklaşık 50 yıl kadar önceye gidiyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başta ABD ve NATO olmak üzere Türkiye'ye yedek parça ve jet yakışı akışı durdurulmuştu. Devreye ise sürpriz bir isim Libya girmişti. Libya lideri Muammer Kaddafi öncelikli olarak Türkiye'ye uçakların kullandığı 2.75 ve 5 inçlik roketleri karşılıksız vermek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Türk Hava Yolları filosunda görev yapan 4 DC-9 uçağının koltukları sökülerek kargo uçağı haline getirildi bu uçaklar. Hemen ardından ise uçaklar Libya'ya uçmuştu. Türkiye'nin ihtiyacı olan yaklaşık 25 tonluk 2.75 ve 5 inçlik roketler uçaklara yüklendi. Ayrıca Muammer Kaddafi bununla da kalmayıp Libya operasyon sonrasında Türkiye'ye envanterinde bulunan C-47 ve F-5 uçaklarını da hibe etti. Yedek parçasını da vermişti. Bu uçaklar uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Türk milletinin zor günlerinde Muammer Kaddafi'nin yapmış olduğu bu yardımı da unutmamak bence boynumuzun borcu. Öyle boynumuzun borcu. Ama şükürler olsun 2019 yılına falan bir döndüm de İyi ki biz Libya'daymışız ya. Bırakın siz o Libya'da işte sağda solda ne işimiz var diyenleri. Muammer Kaddafi'ye en azından birazcık da olsun borcumuzu ödedik. Trablus'u vermedik, çarşakala yem etmedik Libya'ya. Türk ordusu aslanlar gibi gitti 3-5 tane maymuna karşı aslanlar gibi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni korudu. Başkent Trablus'u korudu. Bir tane topla bile korumuştuk. Hatırlarsınız Hafter. Türklerin topu yüzünden biz Trablus'a giremiyoruz demişti. Bundan yaklaşık 3-4 sene kadar önce Kaddafi'ye borcunu Türkiye aslında önemli bir ölçüde de ödemişti. O günlerde aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.